Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar galiba, beni görür de keser diye. Onun için yanaşmıyorlar, yanaşmakta istemiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Türkiye'de demokrasi var. Siz toplumda öyle bir algı var ki sanki başımızda bir diktatör var. Diktatörden korkar noktasında. Bizim Cumhurbaşkanımız son derece demokrat bir insan. Ve böyle konuşmalarda vatandaşla uğraşacak hali yok. Yani Cumhurbaşkanı'na neden bu kadar çok diktatör bir insan görüntüsü veriyor toplum? 5 yıldır ben çiftçilik yapmaya çalışıyorum. Babamın kazandığı kazancın ben hiçbirini göremedim daha. Ben daha 30 yaşındayım, ben bırakacağım çiftçiliği. Olmuş 6,5 milyon, bunu derdimiz anlatabildik mi? Anlatabiliyoruz mu? Bugün 39,5 bin liraya biz pancar çekiyoruz. Mazda olmuş 6,5 milyon. Bugün bir 4 gün yatıyorum ben. Bir yövmeyle, elemeyle işçi çalışsam bundan iyi abi. Yok ekmeyeceğim. Bu sene ekmiyorum ben artık. Burada da ekmiyoruz. Ekmiyorum. Burada da ekmiyorum. Arpa da ekmiyorum. Avrupa'nın çiftçisine baktığı gibi Türk çiftçisine hükümet bakmıyor. Bugün Avrupa'dan arpa, buğday, canlı hayvan ithal ediyoruz. O ithalı çiftçimize vermiş olsa bunu kendisi çiftçi zaten yetiştirir. Küsmeyi bakanımız açıkladı 60 liraya verin diye, ama şu anda burada 170 lira küsmenin torbası, tonu. Hani papazı getirdim, papaza papaz vereceğim diyordu. Papaz gitti, daha papaz da gelmedi. Papazı da alamadı. Ne olmuş? Şeye saygımız varmış. Kanunlara, yasalara. Şimdi ya da ne ediyordun ya, bu fakir burada durduğu müddetçe ben bu papazı vermem diye. Neye verdin papazı? Papaz gitti. Hani yerine de papaz da gelmedi, dolar da zirve oldu ya. Recep Cingöz'e çiftçinin güler yüzü pazar günleri saat 17.30'da Kanal 42'de.